O anket olayını öğreneceğiz Rasta Baba. Hemen izleyelim abi. Çünkü biz onu izlemezsek bize nefes aldırmayacaksınız. O zaman Ferit'in cringe'den cringe'e koştuğunu tahmin ettiğim sırt sırtasını biz izleyelim. PUBG'yi biliyorum. Oh baby. Oh here we go. Bu arada ben Oğuzhan Uğur'la görüşmeye gittiğimde bir fotoğraf çekildik ya yazın. Yaz mıydı o? Yaz mıydı? Eylül müydü? Neydi? Oradayken dediler ki onun filmini çeken, film çekimindeydi. Filmini çeken insanlar şeyler. Bu O Ne Diyor ekibinden tam bu formatı üreten tipler dediler ki abi dediler nişanlınla gelsene dediler. Sizi sırt sırtaya koyalım dediler. Dedik yok yani biz zaten evleniyoruz yani. Birbirimizi sorgulamamıza gerek yok dedik. Şaka ne? Ama Ferit abim arayışta tabii. Ferit abim single bir adam. Ferit abim anlatmıştım buna koyayım. Peki abi anladım abi. Ferit abim tabii bir arayışta devamlı yalnızım sinyalleri vererek genç kızlarımızın gönlünü fethetmeye devam ediyor. O zaman izleyelim. Yer misin, yemez misin? Bu aralar çok gündem. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz belki. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor E musun? zaten Film oyun izlemiyor oynayan da musun? gündemi takip ediyor. Kitap okuyor, dizi izliyor. Konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimi sanmıyorum. Allah Ferit kitap okuyor demesen iyiydi. Tamam bak diziyi anladık, gündemi takip ediyor anladık da. Kitap okuyorum deyince kız orada yalanı yakaladı, vurdu. Neyse izleyelim bakalım. Ferit ve Kevser, sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanı... Kanka ilk dinlediğimde ben de beğenmedim. Neden biliyor musun Fızı? Çünkü Rubicon şarkısında klip o kadar ön plana çıkıyor ki şarkıyı beğenmeye vaktin olmuyor. Aslında şarkı çok güzel yani ben paso dinliyorum. Anlamaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba. Merhaba, Cesar. Yine uyunmamış bu arada. Oğlum bir dakika lan. Ne diyeceğim? Çocuğun içine bir anda Sezen Cumhur Önal kaçtı. Ne oluyor lan? Demek Ferit kızlarla böyle konuşuyor abi. Demek ki Ferit kızlarla böyle konuşuyor. Bir anda farklı bir insan oldu. Yapıyorum bak. Merhaba Kevser. Bir anda karizmatik bir ses tonu çıktı. Ne oluyor lan? Bol şans. Merhaba. Merhaba Cesar. Merhaba Ferit. Göz bebekleri büyüdü. Heyecan var mı? Biraz sende. Biraz var. Evet, ilk sorunuz geliyor. Rekabetçi ve hırslı insanları çekici bulur musun? Nesi çekici geliyor sana? Yani ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Ben rekabetçi ve hırslı biriyim. Ama Ben bunun tabii de. dozunda rekabetçi ve hırslıyım. Karşımda... Ya ananın amayım siktir git ya. Anan mal orospu çocuğu. Ya amına koyduğum yüz fıncanın hala niye kesiyorsun orada ya? Ananın amı ben daha seni İnanılmaz görmedim ya. orospu çocuğu. Ya ananı sikeyim. Oynayacağız oyunu sikeyim orospu çocukları. Ananın amcıymış. Ya siktir git. Ananın amı onu sprey. Ya ananı sikeyim be senin orospu çocuğu ya. Orospu çocuğusun sen orospu çocuğu. Öyle yarrak Dozunda. gibi dikil orada o evde. Götüne sok o evi. Siktir git. Ya siktir git ya. Orospu çocuğusun sen ya. Sen bir orospu çocuğusun ya. O bana koyduğumun o nasıl bir genişliyor? Raf uyumuş bu arada orada. Sikeyim. Ya siktir git. Kaç kere vuracağım amına koyayım ya. Ananın amcıymış yani. Orospu çocukları eğer izliyorsanız amına koyduğumun çocukları 1 saat sonra arayıp siparişiniz iptal olmuş. Ananın amı iptal olmuştur. Gavat. Karşımdakinin de öyle olması bana çekici gelir her zaman. Yani benimki birazcık fazla kıskançlığa doğru gidiyor. İkinci soruya geçiyorum. Şu ana kadar
50 TL kazandınız. Sorunuz geliyor. Sırf mutlu olsun diye sevgiline yalan söyler misin? Söylersin Ferit. Evet, güzel. aslında güzel ama bir anlamda kötü. Bunlar beyaz yalanlar ya. Olabilecek şeyler. Bunu söylenir ama daha sonrasında açıklarım yani. Ben de yaparım yani ilişkimden. Ben de fazlasıyla yapıyorum ve hani bana zarar vermeyecek bir şeyse dediğin gibi söylenmesini isterim mutsuz olmamdansa. Kendimizi avutuyoruz galiba bu şekilde. Evet. Evet, iyi anlaşıyorsunuz gibi. Evet. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Seni aldatan eski sevgilinden intikam almak ister misin? Neden istemezsin? O insan benim için artık değersiz bir insandır. Aldatmak bence bir ilişkide yapılabilecek en büyük ayıptır. Hem kendine hem karşındakine. O yüzden böyle bir şey yapmak istemem. Sence? Ben de vaktimi harcamak istemem açıkçası. Zaten barışma gibi ihtimalim kalmayacağı için. Peki sen hiçbirini aldattın mı? Hayır, aldatmadım. İhtimalim kalmadı. Sen aldattın. Evet. Ayşin, peki sen hiçbirini aldattın mı? Hayır. Aldatmam. Sen? Ben aldattım. Sen aldattın. Evet. Neden peki böyle bir şey yaptın? Kızgın olduğum için olabilir. Kızgın olduğun için peki. Wow, kız bu arada. Wow. Sebebi iyiymiş yani, canım sıkıldı falan dese kabul de. Wow. Peki bunu karşındaki neden söylemedin? Zaten çok kısa bir süre içerisinde kendisi öğrendi. Aldattığını mı, kızgın olduğunu mu? Yok, hayır, aldattığımı. Yani evet, ben de pişman oldum sonradan ama. Tabii her insanın hatası olabilir tabii. Evet. Kevser'den samimi bir itiraf geldi. Herkesle iyi anlaşan birinin kişiliğinden şüphelenir misin? Evet. Evet abi. Yani ben şüphelenirim çünkü ikili oynuyordur bana göre. Her insanın karakteri çok farklı. Yani herkesle iyi anlaşması garip, bu ikili oynadığını gösterir. Katılıyorum ama şöyle bir şey var. Bence bir insanın herkesle iyi anlaşması ikili oynadığını gösterebilir. Aynı zamanda... Ferit'in o aldattın mı sorusundan sonraki gülüşü şey... Kendimi kirletmedim. Anladın mı? Hani ben bir seviye üstteyim. Mutluluğu var orada. Bu zamanda belli çizgileri olmalı, belli sınırları olmalı bence. Her insana da iyi anlaşmak bence sıkıntılı bir durum o insan için. O yüzden ben de kendi yaşamımda her zaman bazı insanlara karşı mesafemi korurum. Yakınımda olan dostum, arkadaşım diyebileceğim çok kısıtlı insan vardır. Benim de aynı şekilde. Çevremde çok fazla insan vardır ama hani bu girdiğim ortamlardan kaynaklı. Ama yakın olduğum çok az insan vardır. İnsanın kaldıramayacağı şeyler olmalı ve herkesle iyi anlaşıyorsun. Bir şey derdim de laf söyle diyeceksiniz. Demeyeceğim. Demeyeceğim. Bunu yutuyorum. Bunu yutuyorum çünkü Twitch orospuları büyük aksiyona girecekler. Yutacağım o yüzden bunu. Demek her şeyi kaldırabiliyor demektir. Çok uzun süre yalnız kalsan, çok fazla seçici olmadan biriyle birlikte olur musun? Yok abi. Neymiş, kaçırdım soruyu. Olur musun? Çok fazla seçici olmadan biriyle birlikte olur musun? Ya hayır, ben bu konunun derinliklerine de biraz vakıfım, o yüzden gülüyorum şu an.
İlk yanlışımız. Ben yalnız kalmaktan çekinen bir insan değilim. Yalnızken de fazla eğlenebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum. Bilmiyorum, bunun için hani hayatıma birini almam, sonuçta ona da bir umut veriyorsun. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ben yalnız kalmaktan aslında ben de çekinmeyen bir insanım. Ama bazen uzun yalnızlıklar duygusal bir boşluk doğuruyor. Yani anatomik olarak insan yapısına göre seçiciliği azaltıyor. Arada bir ateş etmem lazım diyor abi adam. Daha o yengeyi sövüyor mu diyorlar. Çıkıyorlar mı abi? Sen de ve diyorsun. Bir insana bir şans vermek veya o insanla bir şeyler yaşamak istiyor. Bu konuda bence daha az seçici olmayı tercih ederim öyle bir durumda. Ama sonuçta onu sevmiyor oluyorsun. Sadece bir şans vermek için o insana umut vermek sence mantıklı mı? Ama belli olmaz. Hayatındaki o insan illa dört dörtlük olmak zorunda değil. Belki de eksikliklerini beraber tamamlayacaksınız ve çok daha güzel bir ilişki olacak. Arayınca o insan bulunmuyor. Aynı şekilde düşünüyoruz. Arayınca bulunmuyor ama hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı. Hiçbir şey yaşarım diyorsun. Ya hiçbir şey hissetmediğim bir insana karşı tabii ki. Bu biraz daha spesifikleştirmek oluyor soruyu. Ama genel anlamda biraz daha az seçici olurum. Ama tabii ki bir şey hissetmem lazım onunla bir şey yaşamam için. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Klasik bir sorumuz zaten bu. Lütfen ülke gündemini de takip ederek cevap verin. Sorunuz geliyor. 1 milyon dolar karşılığında en yakın arkadaşınla 10 sene boyunca iletişime geçmemeni isteseler kabul eder misin? Ferit'in direkt olarak hayır cevabı da kızı hiç kestiremiyorum. Ferit'in direkt hayır buna cevabı. Abi bu çocuğun para gözlülüğü bitmeyecek. Abi ne olur doy artık. Oğlum... Hayır, ben Ferit belirli bir doyum noktasında diye bu kadar ilgilenmez parayla diye düşünmüştüm. Çok oldum. Özür dilerim. Ferit çok hızlı cevap verdi. Yani dediğiniz gibi ülke gündemini takip edecek olursak 1 milyon lira değil dolar olması döviz farkından dolayı bence iyi bir para değil mi Kevser? Ya iyi bir para evet ama sonuçta arkadaşlıklarda çok kolay bulunmuyor. O yüzden ben birazcık düşündüm. Ama 1 milyon dolar iyi mi? İyi bir Yani benim arkadaşım da büyük ihtimal evet derdi ya. Benle bağlantısını kes derdi en yakın arkadaşım 1 milyon dolar için. Kendisinin lakabı hatta Akbaba. Buradan selam olsun ona. O yüzden ben kesinlikle evet diyorum. Yani ben de evet derdim. Peki en yakın arkadaşın bir şey der miydi bu duruma? Darılır mıydı sana? Bilemiyorum nasıl bir tepki verebileceğini. Yani en yakın arkadaşın ama bilemiyorsun nasıl tepki vereceğini. İnsanları iyi analiz edemiyorum. Sevgilinle her gün iletişimde kalmak senin için gerekli bir şart mıdır? Hayır, Ferit'in direkt hayır. Yani her gün telefonlaşmak, mesajlaşmak vesaire. Hayır oğlum senin cevabın. Abi niye buna evet dedin ki ya? Abi yapma ne olur ya. Ferit. Şu an bence kızı boyamaya çalışıyorsun abi. Abi Ferit ilgiden sıkılan bir herif yani. Ben Ferit'i tanıyorum. Bunun cevabı kesinlikle hayır ya. Şu an yalan söylüyor abi. Ya da spotlight'ın heyecanı mı? Anlamadım ki. Yani ben merak ederim ne yapıyor, ne ediyor. Tabii ki bir toplantıda olur, bir şey olur. 2-3 gün konuşmayabilirsin ama onun ne yaptığını bilmem gerekiyor. İletişime geçmesek de. Kesinlikle. Yani ben şeyi saçma buluyorum bu arada. Sabah kalktım, günaydın, işte kahvaltı yapıyorum. Şuraya gittim, markete girdim, toplantıya girdim, çıktım şimdi falan. Bunların her birinin raporunu vermek bence biraz saçma. İşi yoğun olabilir karşındakinin. O yüzden biraz da saygı duymak lazım. Yani ben de günaydın, iyi geceler, öyle her gün her gün mesaj bekleyen bir insan değilim. Ama hani haber vermesini isterim ne yaptığını o gün. Sen hiç attın mı Ferit günaydın mesajı? Attım. Bir diğer sorumuz geliyor. Hayatının önemli bir kısmını... Abi bu arada ilişki başında net atarsın ya. Kafandan çıkmadığı bir dönem var ya. Net yani net. O dönemde böyle sabah kalktı mı bir günaydın patlatırsın yani. Onun kaçarı yok. Bilgisayar oyunlarıyla geçiren biriyle birlikte olur musun?
Росомаха. Yani o insan bence hayattan kopmuştur artık. Hani o onun içinde işlemiştir o bilgisayar oyunu. O yüzden konuşabileceğimiz bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Ben... ben hayır dedim ama ben hayatımın büyük kısmını böyle geçirdim. Hani bu aralar biraz daha azalttım onu. Tabii işimle de alakalı biraz da azalttım. Şu an işim bu aslında ama geri kalan işimden hariç kısımda biraz daha oyunlardan uzaklaştım. Daha çok sosyal hayata yöneldim. Ama yani neden öyle düşünüyorsun ki? Bence... yani ben bilgisayar oyunu oynamadığım için konuşabileceğimiz bir şey olmaz. Sadece bilgisayar oyunu oynayarak hayatını geçiren bir insanla ben oturup ne konuşabilirim ki? Yani ben uçak mühendisi olduğum zaman o zaman konuşabileceğimiz bir şey mi oluyor? Ama sadece uçaklarla. O dediler. Sadece bilgisayar oyunuyla vaktini tamam, geçiriyorsun. Ben de sürekli mesela uçak mühendisiyim. Sürekli uçakla alakalı teknik bilgiler vesaire. İşim bu. Ama gündemi takip etmiyor musun? Kitap okumuyor musun? Zaten film izlemiyor musun? Zaten gündemi takip ediyor. Kitap okuyor, dizi izliyor. Yani oyun oynayan insanlara karşı aslında bu bir ön yargı. Asosyal olarak değerlendiriliyor ama tam tersine. Yani online oyunlar vesaire tamamen insanları sosyalleştiren, daha da sosyalleştiren bir olay bence. Peki sence gününün kaçını oyun oynayarak geçirmesi normal? 4-5 saat geçirebilir bence gayet normal. Yani 4-5 saat belki çünkü gün 24 saat geri kalan 19 saatte farklı şeyler yapabilir ama günde 12 saat oyun oynayan bir insan. Tabii aynen. Yani öylelerini de tanıyorum. Ferit sen hayır cevabı verdin bu arada böyle konuştun ama. Evet ben hayır dedim çünkü ben karşımdaki kişinin de öyle olmasını istemem. Gününün çoğu saatini oyunla geçirmesini istemem. Ciddi bir ilişki yaşayacağım kişinin öyle olmasını istemem. O yüzden şu ana göre cevap verdim. Karşındaki kişi de oynarsa birlikte oynarsınız. Neden buna hayır dedin ki? Bu iyi bir şey değil, bu kötü bir şey bu arada ya. Tabii ki oynarım ama işte dediğim gibi 4-5 saati geçmemeli. Anladım abi demek istedim. Anladım abi. Kevser sevdiğin bir bilgisayar oyunu var mı? Hayır, hiç oynamıyorum. Bildiğin var mı? PUBG'yi biliyorum bu aralar çok gündemde. Ben onu iyi oynarım mesela. Beraber oynayabiliriz belki. Bir kere izledim sadece arkadaşımı oynarken. Olabilir, öğretirsen. Tabii ki. Aşk acısından zarıl zarıl ağladın mı? Kevser acımadan kaldırdı, bravo. Yok ya. Aşık olduğumu da bu zamana kadar pek zannetmiyorum. Neden diyeceksin? Çünkü aşkın bence hani birini seversin. Onunla beraber bir zamanla birlikte gelişen bir olay olduğunu düşünüyorum aşkın. O zamanı da ben hiçbir zaman bulamadım. O kadar zamanı geçirmedim biriyle. Uzun bir ilişkin olmadı mı hiç? En uzun ilişkim 8 aydı. 8 ay yeterli değil mi sence? 8 ay yeterliydi. Çıkan problemler, sıkıntılar belki de aşktı ama aşk olmaktan çıktı o problemler yüzünden engel oldu. Anladım. Yani ben de ağlamadım hiç. Üzülmedim de çünkü ben üzülmeyi reddediyorum. Düşünmemeye çalışıyorum hiçbir şekilde. Yani senin için... Ağlamamasını anlarım da... Aşık olmadığına bu kadar emin olması ilginç. Unutmak kolay yani. Yani yöntemini buldum diyelim. Taktiğini buldum diyorsun. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaş çevrenin sana yakıştırmadığı biriyle beraber olur musun? Ferit, evet de buna. Çünkü buna hayır deme. Buna hayır deme Ferit. Ferit, buna hayır deme. Yani sonuçta ilişkiyi yaşayacak olan benim ve arkadaşlarım değil. O yüzden her zaman kendi kararlarım, kendi mantığım çerçevesinde o ilişkiyi yaşamak istiyorsam yaşarım. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sonuçta o insanı ben hayatıma alacağım, ben vakit geçireceğim. Aynen. Şu ana kadar 450 TL kazandınız. Yalnız iyi para. Arkadaşlar kız hakkında terbiyesizlik yapanları uzaklaştırın. 1-2 saat nefes alsınlar. Bu ne amına koyayım ya. Bu kızın da anası babası bilmem nesi var. Ya izlerlerse şimdi. Vallahi anonim takıla takıla internette iyice yavşak olmuşsunuz ha. Niye durduk yere kötü kötü şeyler söylüyorsunuz? 450. Şimdiki soruyu Furkan yazdı. Sorumuz geliyor. Çok para kazanıyor olsan arkadaşlarından ya da çevrenden bunu saklar mısın? Soruyu Furkan'ın niye yazdığı belli. Ferit yere bakma Ferit. Ferit. Ferit yere bakma kardeşim.
Yani ben saklamam. Terazi burcuyum zaten. Gösterişi seven bir burç. Saklamak istesem de saklayamam. Harcamayı seviyorum. Yani ben de kova burcuyum ama burçla alakalı bir yorum yapmayacağım şu anda. Bunu gösterişi sevmekle alakası yok da yakın çevremden saklamaya ihtiyaç duymam. Bir diğer sorumuz geliyor. Şu ana kadar yakın çevre anlamış Ferit canım. 500 TL kazandınız. O ne diyor? Beni bulacak büyük ihtimalle bu parayı duyunca. Çok hoşlandığım birinin yakın arkadaşlarından birinin eski sevgilisi olduğunu öğrendin. İlişkinden vazgeçer misin? Çok zor bir soru. Ferit hiç düşünmedi. Kevser gülümseyerek düşünmeye devam ediyor. Sen başla istiyorsun. Ama bunda şöyle bir gizli şey var abi. Sonradan öğreniyorsun olayı. Sonradan öğreniyorsun. Yani gizlenmiş gibi. Çok düşündüm. Evet, çok düşündüm. Tam olarak bilemedim ama vicdanım herhalde ağır basardı. Sonuçta o benim arkadaşım ve onun üzüldüğünü görmek istemem böyle bir şey yüzünden, benim yüzümden. Kendimi üzmeyi tercih ederim galiba. Yakın arkadaşım, dostlarım konusunda gerçekten hassasım. Hani çok değer verdiğim insanlar. O yüzden öyle bir şey olmasına izin vermem. Yani kendimi frenlerim her zaman. Yakın arkadaşım olmasa belki olabilir ama yakın arkadaşımsa ben de öyle bir şey katılıyorum. Yapmam. Katılıyorum, aynen. Üzmek istemem. Daha önce Sırt Sırta programına katılmış yarışmacıları eleştirdin mi? Evet, Ferit bayağı düşünüyor. Yok, düşünmüyorum. Gülmek için durdum. Kimi eleştirdin demeyeyim, isim vermeden olayı anlat. Yani ben bütün bölümleri izledim. Hepsinde eleştiri yaptım. Çünkü ya hoşuma gidiyor ilişki konusunda. Kızın şu şeyi... Tarzı mı böyle? O yüzden mi devamlı katlayıp duruyor? Bu böyle bunun içine mi girecek? Kilit oldu. Yani ben bütün bölümleri izledim. Hepsinde eleştiri yaptım. Çünkü ya hoşuma gidiyor. İlişki konusunda bir de tanımayan insanların yorumlarını dinleyip yorum yapmak hoşuma gidiyor. Çünkü empati de yapıyorsun. Bence empati yapmak, dışarıdan insanları izleyip empati yapmak insanın karakterini geliştiren bir özellik. Yani ben de izlerken verdikleri cevaplar olsun. Eleştirdim. Peki bu eleştiriler ağır mıydı senin için? Mesela sövdüğün oldu mu? Yok, hayır. Öyle büyük bir nefret duygusu duymadım tabii ki sonuç olarak ekran karşısında gelen. Ben duydum. Gerçekten mi? Evet, ben duydum. Yani nefret kin değil de gerçekten çok itici, rahatsız oldum yani. Ben çok yakınım olmayan insanlara çok fazla sinirlenemiyorum yani. Gülüp geçiyorum. Sen normalde çok gülen birisin. Evet. Şu ana kadar katılmış yarışmacılar arasında keşke bana çıksaydı dediğiniz bir yarışmacı oldu mu? Benim olmadı ama bir tanesini ablam çok beğenmişti. Hatta Instagram'dan falan baktık. Benim olmadı ya. Ferit ve Kevser. Abi bu arada kızlar direkt Instagram stalkuna giriyorlar abi. Anında Instagram stalku. Geçen bir sanatçıdan bahsediyoruz ablamla. Tamam mı? Diyorum ki. Ablam diyor ki ya diyor ben o kızı hiç sevmiyorum diyor. Ya dedim ne güzel işte, ne güzel müzik yapmışlar falan. Hatta dedim şarkıyı kocasıyla yazıp bestelemiş dedim. Ablam da dedi ki aa o evli miymiş? Ben dedi Instagram'dan bakıyorum ergen ergen hareketler yapıyor dedi. Ergen ergen hareketler yapıyor dedi, ondan sevmiyorum dedi. Ben kalktım şeyi araştırdım. Müziği acaba söz müziği kendisi mi yazmış onu araştırıyorum. Kocasıyla yazdığını öğreniyorum. Ablam gidiyor direkt olarak şeyi araştırıyor. Instagram'ına bakıyor acaba nasıl bir hayatı var falan diye. Son sorunuz geliyor. Final sorunuz. İnternet fenomeni ya da internette ünlü olan biriyle beraber olur musun? Evet. Sen söyle bence. Ya benim için bir sorun teşkil etmez. Yaptığı iş sonuçta, o da ondan para kazanıyor. Evet, hatta güzel bile. Bence de beni... Patlayacak mı acaba yine? Ne şey yapmaz, irite etmez. Sonuçta o da bir insan yani. Bu rahatsız edilecek bir iş değil. İnternet fenomeni veya internetle alakalı ünlü biri. Evet, çok fazla hayran olursa belki rahatsız edebilir ama ilişki yaşamama engel değil. Onu kıskançlık anlamında evet. Şöyle bir şey soracağım. Mesela ünlü YouTuber'lar video çekiyorlar biliyorsunuz. Sonra videolarına sevgililerini de dahil ediyorlar. Kevser sen böyle bir şey yapar mıydın? Sevgilin ünlü bir YouTuber olsa videosuna çıkar mıydın? Evet, çıkardım. Yani buraya da geldim sonuçta. Benim için bir sorun teşkil etseydi buraya gelmezdim.
Feris sen? Yani ben çok göz önünde yaşamak istemezdim ilişkimizi. Çünkü Türkiye'de maalesef bu zor oluyor. Sadece Türkiye değil aslında, dünyada zor oluyor. Ama olabilir ya. O anki durumuma göre değişir yani. Kevser, primcilik yapar mıydın? Mesela sen de bir YouTube kanalı açar mıydın? Yani onu kullanmak gibi bir şey yapmazdım ama bilmiyorum. Özenebilirdim belki hayatımdaki insan o işi yapıyor sonuç olarak. Ferit ve Kevser, şu ana kadar 650 TL kazandınız. Eğer birbirinize döndüğünüzde birbirinizi onaylarsanız bu parayla ne yaparsınız? Para önemsiz, kız Ferit'i tanıyor mu? 150 lira. Ya bu zamana kadar alınmış galiba en yüksek ödül. Tamam mı? Evet, ben tarihinin de. En yüksek rakamı. Ne yapalım Kevser? Bilmiyorum. Tatlı yeriz herhalde. Bir şeyler içeriz sonrasında. Tatlı ama bir şey. Günde harcayamayız çok galiba. Ama ya. İkinci bir buluşma olurdu bence. Hani bayağı iki gün falan evet. Takılırız diyorsun. Sonra? Sonrasına bakarız. Ferit ve Kevser 650 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Elim terli. Merhaba. Merhaba. Çapraz oldular ya. Ferit öne doğru geliyor. Kız da öne gelme yok. Sabit. Korumunu koruyor. Elini uzatıyor. Sen gel diyor. Bakalım Ferit geliyor mu? Merhaba. Evet, kız eğildi. Ferit de biraz eğildi. Ortak eğilme. Peki. İmtihalle. Sıra. Kız böyle gel biraz. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ferit elinde hayırla duruyor şimdiden. Elim terli. Ne düşünüyorsun? Ayağım kaşıyor. Peki. Beklediğim gibi biri. Sesinden analiz ettiğim gibi. Evet. Sen? Sen de. Ben seni biraz daha böyle sarışın falan bekliyordum ama. Bu gizli bir hakaret mi? Yani tahmin edilebilir. Evet. Ben de seni sarışın bekliyordum, öyleyim. Biraz sarışın sayılırım ya. Evet. Öyleyim. Bu arada Kevser'cim kendisi çok mütevazi davrandı. Söylemedi. Ferit bizim sırt sırta videolarımızı izleyip eleştiren, olumlu olumsuz programımıza çok da katkı vermiş bir Twitch yayıncısı. Evet. Sosyal medya fenomenliğim var aslında. Yani biraz olsun ünlü sayılırım. Ve bu programı da sürekli izleyip yorumluyorum. Hala aynı kanıda mısın? Bu soru hakkında. Film kazma konusunda. Hayır, oyun oyna. Ben mesela oyun da oynuyorum. Ünlü olmamın en büyük sebeplerinden biri oyun oynayarak, yani profesyonculuk yaptım. Oyun oynayıp bunun videolarını mı yayınlıyorsun? Evet. Oyun oynayarak yayın yapıyorum. Ne kadar salakça falan diye düşünüyor kız şu anda. Yayınlamıyorum videolarını. O an canlı yayın yapıyorum oyun oynayarak. Ama oyun... bu senin artık işin olmuş. E tabii. İşim bu benim şu anda zaten. 10 saatini ayırabilirsin. Nasıl? 10 saatini ayırabilirsin o zaman. Sonuçta bu senin bu işin. Para kazandığın şey. Ve günlük çalışma saati de 10 saat. Evet, haklısın. Ya 10 saat çalışmıyorum ama ortalama 6-7 saat çalışıyorum ama. Ferit ve Kevser 3, 2, 1. Evet.
evet dedim çünkü cevapları bende merak uyandırdı. Daha fazla konuşursak anlaşabileceğimizi düşündüm. Yarışma çok heyecanlıydı benim için. Çünkü o bilgisayar başından yorumladığım gibi, eleştirdiğim gibi değilmiş gerçekten buradaki ortam. İlk çıktığımda bayağı heyecanlandım. Özellikle şu bant bayağı heyecanlandırıyor insanı. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Sonrasında alıştım. Kevser'e de alıştım cevaplarına vesaire. İlk gördüğümde çok tatlı bir insan gerçekten. Güzeldi yani. Ferit'e tekrar teşekkür ediyoruz. Hem bizi izlediği için hem de programımıza katıldığı için. Kevser, sana da çok teşekkür ediyoruz. 650 TL'de hayırlı uğurlu olsun. O Ne Diyor tarihinin en yüksek rakamı. Tekrar bir alkışlayabiliriz. Çok sağ olun. Kullanmak isteyenler için çete bırakıyorum. Bu bayağı iyi oldu bu arada ya. Çete bırakıyorum arkadaşlar. Kullanmak istersiniz belki. Evet efendim. Sublarımızı okuyalım. Bugün yine 100 subda çekilişimiz mevcut sevgili dostlar. Bintin